Herkese yeniden merhabalar güzel arkadaşlar sevgili dostlar nasılsınız umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün siz sevgili Yengeç burcu arkadaşlarım için Ekim ayına özel bir kurşun bakımı gerçekleştiriyorum. Hem isteyenleriniz oldu hem kurşunu çok seviyorsunuz. İlgi duyduğunuz videolardan olduğu için dedim ki madem seviliyor o zaman kahve ve tarotun yanına da neden güzel bir kurşun bakımı olmasın. Şimdiden arkadaşlar hepinize sağlık, huzur, bolluk, bereket dolu, uğurlu, sevgi dolu, saygı dolu, başarılı bir Ekim ayı diliyorum. Niyetleriniz hayrıyla gerçekleşsin. Bu bakımda sizler için hayırlara vesile olsun diyorum. Yengeç burçları için hayırlı bir Ekim ayına niyet ediyorum. <laughs> Sevgili dostlar bakalım şöyle bir Son zamanlarda bazı planlar yapmışsınız. Yalnız bu planlarınız bazı insanlar yüzünden. Bakın bir olay engellememiş. Evet bir olay belki sebep olmuş olabilir. Ama tabii ki bu işin arkasında bir insan görünüyor. Bu işlerinizi, plan ve projelerinizi yapmanızla ilgili engel olan insan şu anda arkadaşlar birazcık üzgün bir durumda. İşte sen ya benim yüzümden yapamadın. Biz evlenecektik, ben vazgeçtim. Çok güzel şeyler bizi bekliyordu. Sen de bunu istiyordun. Ama benim vazgeçmem, işte kendimi geriye çekmemden dolayı sen isteklerini yapamadın. Başka şehire mi gidecektiniz? Evlenmek için, okumak için, iş için. Sanki birileri arkadaşlar sizin bu istek ve niyetlerinizi yapamamanız için ya da kendilerini ya da sizin planlarınız ona uygun düşmediği için sizi birazcık engellemiş. Ama arkadaşlar bu kişi bir şeyler olmadığı için siz istediklerinize İsteklerinize kavuşamadığınız için son zamanlarda birazcık üzgün duruyor. Bununla ilgili kişinin bir atılımı olabilir. Çünkü bir iğne dönmüş dolaşmış kendisine geri gelmiş. Hep bahsediyorduk ya bir karma dönemi, bir karma dönemi yapan kişiye ya yaptığıyla sınanıyor ya da bununla ilgili bir pişmanlık yaşayabilir diye. Bakın kişinin hüznü, kişinin pişmanlığı, size engellemesi, sizi isteğiniz dışında bir şeyler yapması ya da yaptırması ile ilgili Ekim ayında bir geri dönüş alabilirsiniz. Belki bazılarınız diyecek ki Pınar üstünden çok zaman geçti. Hani ben şimdi bunu nasıl kabul edebilirim? Tabii ki orası için ben bir şey diyemem ama dediğim gibi karşınızdaki kişi ya da kişiler biraz daha olaylarla alakalı pişmanlık içerisindeler diyebilirim. Son zamanlarda biraz kalp kırıklıkları açıkçası olmuş. Cüzdan kısmınıza baktığımda arkadaşlar önceden boşken artık biraz daha dolmaya başladı. Bir dönemde yalnız bir anda toplu bir para geliyor diyemiyorum. Daha böyle arkadaşlar parça parça hani sanki ödeme alıyorsunuz. Sanki kira alıyorsunuz. Sanki böyle size birisi para veriyor ama taksit taksit maaş gibi, burs gibi böyle harçlık şeklinde belki de. Dediğim gibi böyle parça parça bir para alma durumu biraz sizlerde görünüyor. Birden fazla yerden yine para alacak olabilirsiniz. Bunlar da büyük paralar bile olsa genelde 2-3 yerden aldığınız anda parça parça görünüyor. İsterseniz 300 bin alın. 300 bin, 300 bin, 300 bin. Tabii ki topladığınızda büyük bir para yapar. Yani kime göre, neye göre ama. Dediğim gibi bir miktar para yapıyor. Ama burada parça parça olduğu için işte bu gelen paralarda size parça parça iletilecek şeklinde bir yorum yapabilirim. Bazılarınızın arkadaşlar belirli bir korkusu var. Ekim ayında bu korkuyla yüzleşme durumunuz var. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Ben insanlarla karşı karşıya gelmekten çok korkuyorum. Diyorsanız bakın bu olabilir. Ailemden ayrı kalmaktan korkuyorum. Diyorsanız evet aileyle belki aranıza birazcık taşınmanız, evlenmeniz ondan dolayı bundan dolayı birazcık bu tarz korkular gündemde olabilir. Normalde cesaret edemediğiniz şeylere bu ay içerisinde cesaret etmeniz gerekebilir. Çocuk istemiyorum derken çocuk konuları gündeminizde olabilir. Haliyle korktuğunuz bakın cesaret edemediğiniz olaylar bu Ekim ayında sizin karşınıza çıkabilir. E, istemiyorum, aşk hayatım artık önemli değil derken karşınıza aşk çıkabilir. İş istemiyorum, iyiyim böyle derken kendinizi bir anda çalışma, hobiler, yatırım yaparken kendinizi bakın böyle bir uğraş içerisinde yine bulduğunuz bir dönemde görünüyorsunuz. Şöyle bir arkadaşlar, kurşunuzu şöyle bir çıkarıyorum. Bakın. Büyük dökülmeler var. Büyük dökülmeler var. Şimdi bu kısmı sizlere birazdan ayrıca yorumlayacağım. Şimdi şu kısımları sizlere göstereyim. Çok fazla aşırı yoğun bir parlaklık içerisinde değil. Bakın, bazı yerler diğer yerlere göre çok daha parlıyor. Parlaması sanki iyi gibi görünürken aslında parlaması sizin Nerede negatif enerji varsa onu çektiğinizi, olaylardan çok çabuk etkilendiğinizi, birisi "A ne kadar güzel iş yapmışsın." dese, "Aa yemeği güzel yapmışsın." dese, hemen o akşam ya da birkaç gün içerisinde ayaklarınız ağrır, kollarınız ağrır, şuralarınız başlar ağrımaya, beliniz, boynunuz her yeriniz ağrır. Birisi "Şunu ne kadar güzel yapmışsın." dese, işte dişin güzelmiş dese dişiniz ağrır. Normalde bu kadar çok etkileri, negatif şeyleri çabuk çektiğinizi ve sizin bir an önce yani manevi anlamda, dini anlamda vesaire rahatlamaya ihtiyacınız olduğunu gösterir. Ama gördüğüm kadarıyla aşırı derecede parlamalar yok. Önceki zamanlara göre bu anlamda da şunu söyleyebilirim. Biraz daha arkadaşlar rahatlıyorsunuz. Negatif etki oluşturmuş insanlarda da bir farkındalık dönemi oluşması ve bu sebeple de bir geri dönme. Özürlerin dilenmesi, pişmanlıkların belki de bir parça hani telafi edilme durumları görünüyor. Korkularınızın, e, cesaret konularının gündemde olma durumları biraz daha dediğim gibi söz konusu. E, bu parçaları ben ayrı ayrı zaten yorumluyorum. Bu arada hani e, şey değil aklınıza. Aa Pınar çürüme mi var? Çürüme olduğu için mi parlamıyor acaba? gibi şeyler aklınıza gelmesin. Çünkü çürüme falan yok. Yani net bir çürüme görmedim. Şimdi hadi bakalım şuradan başlayalım. Arkadaşlar hane içerisinde özellikle tabii ki sizler kendinizi gösterdiğiniz bir dönemdesiniz. Bakın dimdik bir duruş sergiliyorsunuz görüyor musunuz? O yüzden hiçbir şekilde üzülecek, kırılacak, belinizi bükecek hatta tam tersine dediğim gibi bir iyileşme, şifalanma dönemi olarak görünüyor. Kendinizi yeniden keşfedebileceğiniz bir dönem. Eğer ki evlatlarınızı düşünerek de ya da aileki bir kişiyi düşünerek bu videoya geldiyseniz belki kendinizi düşünerek geldiniz bilemiyorum. Şimdi burada kim düşünülerek gelindiyse bu kişinin herkesce tebrik edileceği, herkesce ay çok güzelsin, ay çok yakışıklısın, ay süpersin, vallahi sen bu işi biliyorsun, çok pratiksin, vallahi akıllı kadınsın, çok akıllı bir adamsın, sen tebrik ederim, çok yeteneklisin gibi böyle dik bir duruş sergilemenizi sağlayacak ki sizin belinizi bükmeye çalışanlar bu dönemde ortalıklarda yok. Bunun içerisinde üçüncü kişiler, size yoğun bir şekilde baskı yapan insanlar da dahildir. Bakın bu kişilerin etkisi üzerinizden zaman içerisinde geçmeye başlıyor. Birazcık arkadaşlar sağlık sorunlarıyla cebelleşilmiş. Ee, yavaş yavaş inşallah dediğim gibi bir sağlıkla alakalı kendinize daha da dikkat ettiğiniz, yeni yeni kararlar aldığınız bir dönem. Sanki yazın başında mayıs ayı gibi. Birazcık belki bazı kararlar almıştınız sağlık anlamında. İşte yani Nisan, Mayıs aylarında bir karar almıştınız. Ama istediğiniz gibi uygulayamamışsınız. Sanki bütün yaz döneminiz boş geçmiş bu sağlık konularıyla alakalı. Şimdi tekrardan bu konulara bir geri dönüş yapma ve dediğim gibi daha kararlısınız, daha cesaretiniz yüksek bir şekilde bir gelinme durumunuz Burada görünüyor. Burada bir UCS harfleri var arkadaşlar. UCS harflerini şöyle diyeyim. U harfi sizin önceden terk ettiğiniz, önceden bıraktığınız bir olayla tekrar ilgilenmenizi. C harfi sizlerin uzaklaşmak istediğiniz insanlar ya da ortamlar olduğunu, çok sıkıldığınızı ifade ederken S harfi ayrı baş çekmek istediğiniz bazı olaylar olduğunu ifade ediyor. Yani eşiniz vardır, çoluk çocuk vardır ama hep onlarla gidiyorum. Ben biraz da arkadaşlarımla zaman geçirmek istiyorum. Hep ailemde, ailemleyim, onlardan ayrı bir şeyler paylaşmak istediğim insanlar var gibi. Ya da hani ailem yatırım yapıyor ama ben onlardan ayrı başlayacağım. Kendim ayrıca bir yatırım yapmak istiyorum. Hani herkesin bildiği bir yatırım vardır. Bir de kimse bilmesin Sadece ben bileyim dediğiniz böyle ayrı dediğim gibi iş yaptığınız bazı şeyler var. Bu dönemde bazı insanların birazcık gözleri sizin üzerinizde olma ihtimali söz konusu. Bakın şu aradan baktığınızda iki tane göz görebilirsiniz. Görüyor musunuz? İki tane göz var. Birilerinin gözü bu dönemde sizin üzerinizde yaşça olgun bir erkek. Davranış olarak da oldukça olgun bir erkek. Muhtemelen evli adında soyadında TSF harfleri olan bir kişi. Ee, dediğim gibi yaşı çok e, hani böyle genç değil. Hani biraz yaşı var. Dediğim gibi olgun bir kişi. Yani davranış olarak da olgun. 35 yaşındadır ama olgun davranışlara sahiptir öyle söyleyeyim. Bir de bu kişi arkadaşlar Güneş yükselen, Ay burcu Koç olan bir insan. Hani doğum tarihlerini de bu şekilde çıkartabilirsiniz. Ben size burcunu söyleyeyim. Siz e, doğum tarihini zaten bulursunuz o aralıktaysa biliyorsanız zaten. E, bu kişi niye niye beni izliyor? Arkadaşlar Şimdi etrafına baktığım zaman bu kişi çok böyle derinlerde kalmış görünüyor. Siz bir şeyi doğru yapıyor musunuz? Siz bir şeyleri düzgün yapıyor musunuz? İşinizi düzgün yapıyor musunuz? Evliliği düzgün idare ediyor musunuz? Derslerinize çalışıyor musunuz? Çalışacak mısınız? Bebeğe iyi bakıyor musunuz? Aileyle ilgileniyor musunuz? Karakteriniz nedir? Bir bozulmanız var mı? Yani sizi böyle bir teftiş edercesine bir hali, vakti, durumu görünüyor. Burada arkadaşlar bir delik var. Bir para kaybı yaşanmış ya da para harcanmış. Bununla ilgili negatif bir duygu hissettiğinizi söyleyebilirim. İnşallah bu negatif duygu ve düşüncelerden uzaklaşırsınız. Çünkü ya keşke yapmasaydım, keşke etmeseydim, olan olmuş olduktan sonra bir şeyleri Üzülmenin çok da bir manası yok. Çünkü ben sizlere galiba 2023 yılı için genel olarak bir para tutmam. Ve insanların karakterindeki değişimi fark etme durumları üzerinde özellikle kalmıştık bakın. Parasal konularda evet bir kazanç var ama kaybettikten sonra gelen bir kazanç durumu görünüyor. Ekim ayının başında kaybettiyseniz ya da önceki zamanda kaybettiyseniz Ekim ayının özellikle 15-20'sinden sonra bir paranın gelmesi ki üçlü olaylardan zaten size bahsetmiştim. Bu zaten hani birisi bakın sizin kalbinizi görüyor musunuz dermiş. Kalbin yarısı yok. İşte şimdi bu iğneler ona batmaya başladı. Başla zaten anlatmıştım. Bu da arkadaşlar karşılıklı olarak güzel bir konuşma yaptığınız insan var. Aranızda böyle temiz bir duvar var. Yani duvardan öte bu bir kağıt arkadaşlar. Aranızda yeni bir portal açarcasına açıkçası. Yeni bir sohbet başlatma, yeni bir kağıt işlemi yani evlilik kağıtları, boşanma kağıtları, devletle alakalı kağıtlar, sohbetler, iş görüşmeleri bu ve buna benzer kağıt işleriyle bir ilgilenme durumunuz var. Ben burada elime batan herhangi bir iğne ve benzeri bir şey görmedim. Bakın diğer tarafta vardı da bu hareketi yapamam tabii ki. Görüyor musunuz? Yani iki kişisiniz ve aranızda gerçekten güzel bir konuşma burada görünüyor. Hatta sanki sonradan bu güzel konuşmaya bir kişi daha dahil oluyor gibi. Dahil olan kişi muhtemel kuvvetle düz saçlı, düz saçlı, evet biraz uzun saçları olan düz saçlı bir kadın bu sohbetinize sonradan dahil olabilir. Tabii bu bir aşk sohbetidir, iş sohbetidir ama dediğim gibi sınırlarınızı koruyarak yaptığınız bir sohbet laubali bir konuşma değil. Belki evlilikle alakalı ciddi konuşma yapıyorsunuz. Hani yani partnerle yaptığınız ciddi konuşmalar çok böyle aman sohbet goy goy olsun diye yaptığınız konuşmalar değil. Şimdi bir de şu kısma bakalım. Bir göz var arkadaşlar. Daha hala yuvasında duruyor. Bakın biraz da şapkası, kapüşon var sanki kafasında. Böyle bir insan. Şurada göz var zaten. Bakın görüyor musunuz içini? Ha? Şimdi belli oldu. Arkadaşlar bu kişi çok küçük biri. Sizden de yaşça küçük birisi. Size benzemeye çalışıyor. Erkeksiniz, kadınsınız hiç fark etmez. Yani sizi ya ben sana çok imreniyorum demiyor. Ben sana özeniyorum. Ben sen kursa mı gidiyorsun ben de gideceğim? Sen o yemeği yaptın işte sosyal medyada paylaştın. Ben daha fazla yapacağım. Sen köpüklü kahve fotoğrafı mı paylaştın? Ben de paylaşacağım. Sen tek başına içiyorsun ben arkadaşlarımı çağırdım. Onlarla içiyorum çünkü sen yalnızsın. Sen şöylesin ya da senin arkadaşlarım vardır. O tek başına kahve fotoğrafı yani bilemiyorum bir şey paylaşır. Sen başkalarına ihtiyaç duysun. Benim eyvallahım yok kimseye bak tek başıma da içerim kahvemi. Yani sizi oradan buradan birazcık böyle takip eden bir insan... Kalbinizin üzerinde arkadaşlar bir şey var. Bakın görüyor musunuz? Kalp, öz aşk konusu arkadaşlar bu hani. Yani bununla alakalı. Biraz bazılarınız aşk hayatına bir sünger çekmiş gibi. Birileri bu çekilen sünger kısmını birazcık arkadaşlar gördüğünüz gibi açmaya başlıyor. Belki de kalbinizi siz kapatmadınız. O kişinin bir şeyleri fark etmesini... Yani dönecekse dönmesini beklediğiniz için böyle bir durum olmuş olabilir. Çok fazla arkadaşlar kalp var. Yani neresinden tutarsam tutayım. Yani sürekli kalp üstüne kalpler çok fazla var. Ruhen bir özgürleşme isteğini ve sizin kalbinizin çok bazı belki bir dönem için bakın sadece bu sene değil ya da şu Ekim ayında değil bir ara böyle çok sinirli olduğunuz ya ben ne kadar, ne kadar agresif bir insana dönüştüm hiç eğlenceli değilim gülüyorum güldükten iki saniye sonra annemi babamı kardeşimi çocuklarımı azarlıyorum dediğiniz belki bir dönemin içerisinden geçtiniz ya da geçmektesiniz. Bu bir zaman önce sizin ailenizin, yuvanızın, işinize, gücünüze bakın bir bel kemiği çıktı görüyorsunuz ki. Buraya çok çok zarar vermiş. Şimdi arkadaşlar tekrardan sizin hanenizdeki, yuvanızdaki, etrafınızdaki ilişkilerinizi düzenlemenizle alakalı bir yükseliş olduğunu gösteriyor. Zaten bakın yeni bir bel kemiğiyle beraber oluşuyorsunuz. Yani eskileri çöpe atmak ne kadar doğru bilemiyorum. Ama geçmişten uzaklaştığınız, geçmiş işleri hallettiğiniz, halledemediklerinizin üzerine artık kapattığınız ve hani kapatıyorum yani sürekli dönüp dolaşıp aynı şeyle niye uğraşayım deyip kapattığınız ve daha çok yeni olan beni, çocuklarımı, ailemi, işimi, gücümü, maddiyatımı yükseltecek, beni bereketlendirecek ne varsa bununla uğraşıyorum dediğiniz ve genel olarak da bu şekilde yaparak çevrenizdeki insanlardan kendinizi de uzaklaştırdığınız, onları da yani gereksiz insanları diyeyim, onları da uzaklaştırdığınız bir dönem sadece bir iki kişi de ki bir kişi özellikle ya yaşça sizden dediğim gibi küçük size böyle bir özenme durumu bakın imrenme demiyorum bir taklit durumu bir tık olabilir ama bu takliti yaparken birebir aynısını kopyalayıp yapmıyor. Kendince belki laf sokarcasına dediğim gibi e, olayları kendi lehine kendi için olumlu olacak şekilde kendi egosunu tatmin edecek şekilde bir düzeltme yaparak biz sunma durumu var. Benim söyleyeceklerim böyle güzel arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, beğeni butonuna basmayı ihmal etmeyiniz. Güzel yorumlarınızı da yorumlar kısmına yazın. Hoşçakalınız. Bay bay.